Evet, herkese selamlar. Sarsılmaz K245. Taşıma ruhsatlı. Bir arkadaşıma ait. Taşıma ruhsatlı olmasına rağmen Passat'ın torpidosuna taşıttı. Güzel bir tabanca. Kendisi çok ağır olduğunu söylüyor. Tabii bu işin gırgırı. Bunu çok severek, isteyerek aldığı bir tabanca. Hemen ağırlığından başlayalım. Zaten biliyorsunuz bunları. Çek böyle. 1143 gram boş şarjörlü ağırlığı. Zannedersem bunun içine 14 tane 45 kalibre girdiğinde 1450'ye falan gelir. Yani benim gibi 1.70 boyunda 70 kilo bir adamı taşıyacağı pek bir tabanca değil. Ruhsat sahibi kardeşim burada. Genelde Passat'ın torpidosunu taşıttırıyor. Çek Melek. Görsün. Evet. Aynen öyle. Bugün bu tabancanın atışını yaptık. Ben de hiç 45 kalibre bir tabancayla atış yapmamıştım. 14 kapasiteli bir 45'lik. Yani dünyada 45'likler hep tek sıra şarjörlü, az fişek kapasiteli olur. Bu Sarsılmaz'ın silah severlere sunduğu hem büyük kalibre hem yüksek kapasite. Yani tek bir üreticisi olmasına rağmen Özkursan başladı üretmeye 45 kalibre fişekleri. Onun haricinde Çeklerin Seller Bellot'una mahkumsunuz. Türkiye'de 45 kalibre taşıyacaksan. Hmm. Tabii 40'a burada hiç değinmem. Onun zaten yerli üreticisi de yok. İnşallah yakın zamanda hepsi olur. Bu tabanca ile ilgili çok fazla benim söyleyeceğim bir şey yok. Bakın masaya. Güzel bir temizlik gördü bugün. Bu kadar oldu. Yani çok fazla benim söyleyeceğim bir şey yok. Kullanan arkadaşlar var. Taşıyan arkadaşlar da var bunu. Çok severek. Rastgele alınan bir tabanca değil zaten. Hem 45 kalibre hem 14 kapasite bir tabancayı adam zaten hasbelkader denk gele alamaz. Bunu severek, bilerek. Bu bir CZ-97 klonu. Komple gövde içerisinde sürgü. Bu tarz altyapıya ait tabancaların çok isabetli attığı işi bilenler tarafından her zaman söyleniyor. Bugün biz de baktık. Güzel tabanca. Benim en ilgimi çekense şu oldu. 45 kalibre olmasına rağmen namlu boyundan, silahın ağırlığından da ilgili muhtemelen. Hakikaten tepmesi 9 milimetrenin bir tık yani bir tık. 9 milimetreyle ayırt bile edemezsin. Güzeldi yani. Şahlanması şeyi hissetmedim ben. Güzel tabanca. Seller Bellot fişeklerle attık tabi. Onların da etkisi var mıdır ama büyük etki tabancadadır diye düşünüyorum. Kullanıcısının elinde daha iyi işler yapıyor tabi. Benim için büyük bir tabanca. Taşıyamayacağım bir tabanca zaten. İşin gırgırı. O taşıyor. Taşımak isteyenler her zaman taşıyabiliyor zaten bu tabancayı. 45 büyük bir kalibre. Yani enteresan. Bunun 9 milimetre benim Cougar'la beraber orada atış alanında rastgele bir levha bulduk. Orada bir delicilik testini yaptık. Hakikaten jel testleri falan var artık. Bunlar yapıldı dünya üzerinde. Bir sürü videoları var. 45'in durdurma gücü çok yüksek olmasına rağmen deliciliği yok. Yani 9 milimetrenin deldiği levhayı Seller Bellot fişeklerle bu delmedi. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu tabanca daha iyi öldürür. Bu öldürmez. Böyle bir şey yok. Etki alanı çok yüksek. Durdurucu gücü yüksek. Çekirdeğin kendi kütlesiyle ilgili. 45 kalibrenin şeyi tartışılmaz. Ama 9 milimetre daha hızlı, daha delici bir mühimmat. Tabanca keyifliydi. Şahlanması, patlama şiddetinden tabancanın çok yüksek oranda etkilenmemesi benim en dikkatimi çeken şeydi. Neredeyse 9 milimetre bir tabanca kullanıyormuş gibi hissettim. Kazasız belasız güzel günlerde kullansın kardeşim. Bununla ilgili birkaç video var elimizde. Kanala tekrar yükleyeceğiz. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.